Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan kış için kahvaltılık sos hazırlayacağım. Çok kolay olacak, öyle ayrı ayrı hazırlamayacağız. Bütün hepsini robottan çekeceğiz, katıp pişireceğiz ve kış boyunca da istediğiniz zaman açıp tüketebileceksiniz. İlk önce yapmaya başlamadan malzemelerini sıralayayım. 1 kilo kadar böyle yeşil biber kullanıyorum. Birazcık acı, çünkü bir acı sos olacak kahvaltılık sos. 1 demet maydanoz, 3 kilo domates, 1 kilo da kırmızı biber, birer çay bardağı sirke ve zeytinyağı. Şöyle bir 15-20 tane kadar da sarımsak ve tuzumuz var. Tüm malzemeleri robottan çekeceğiz. Ondan sonra ocağa koyup pişireceğiz. İlk önce biberleri robottan çekeyim. Ondan sonra ocağa koyayım. O birazcık yağda kavrulurken domatesi ve maydanozu çekeceğim. Robotu açıyorum. İlk önce biberleri robottan çekeceğim. Ama çok aşırı derecede ezmeyin. Böyle hafif robottan çekildiğini, yani küçüldüğünü gördüğünüzde hemen çıkartın. İlk önce kırmızı biberlerle başlayayım. Böyle iri iri içerisine atıyorum. Çok fazlasıyla küçültmeye gerek yok. Hepsini sirkeli suda öncesinde beklettim. Birkaç kere de yıkadım. Sizler de öyle yapın, çünkü kabuklarıyla birlikte yaptığımız için sağlık açısından daha iyi olacaktır. Çünkü sirke bütün mikrobu öldürüyor. Kapağı kapatıp ben çektikçe buradan biberlerin devamını da atmaya devam edeceğim. Yeterli. Çektiğimi yapacağım tencereye alıyorum. Ben böyle birazcık geniş bir tencere kullanacağım. Hiç kabı yıkamadan yeşil biberleri de çekiyorum. Sap kısımlarını, çöplerini alıyorum. Üçe bölüp atıyorum içerisine. Biberlerin birazını içerisine koydum. Çektikçe aradan atacağım yine. Biberleri de, kırmızı biberlerin yanına alıyorum. Tencereyi aldım biberleri. Şimdi altını açıyorum yüksek ayara. Bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Şöyle iki çay bardağı daha iyi olacak. Bir çay bardağı biraz az gelecek gibi. Bir çay bardağı da sirke. İlk önce bunları birazcık kavuracağım. Ondan sonra domatesle çekip ilave edeceğim içerisine. Altı bu esnada yüksek olsun. Bunu burada ara ara karıştırarak kavurayım. O esnada hemen domatesleri robottan çekmeye başlayayım. Çünkü çok fazlasıyla kavurmayacağım. Sadece bir 15-20 dakika yeterli. Biberler orada kavrulurken ben burada hemen domatesi de çekeyim. Domateslerin de kabuklarını soymadan direkt içerisine atıyorum. Hiçbir şekilde aklınıza kabukları ağza geliyor falan diye gelmesin. Çok rahatlıkla içerisinde kayboluyor. Ben pek kabuklarını soyarak domates konservesi bile yapmıyorum. Biraz fazla doldurmuşum.
artık kaynadığı yeterli. Hazırladığım domates içerisine ilave ediyorum. Bu acılığını tamamen arzu ettiğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben yeşil biberleri acı kullandığım için bir acı sos olacak. Bu kahvaltılarda gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi maydanozla sarımsağı da robottan çekeceğim. Bu burada kaynasın. Şu kalan domatesleri içine atıyorum. Sarımsakları da ve maydanozu. Ezilmeyeceğini falan düşünmeyin. Gayet güzel oluyor. Çok fazlasıyla dağıtmadım. Hemen onu ilave ediyorum. Şöyle karıştırayım. Artık tüm malzemeleri kattım. Sadece tuzu kaldı. Mis gibi sarımsak koktu. Ve gayet de koyu. Hiçbir şekilde sulu falan değil. Şimdi bir 15-20 dakika kaynatacağım. Ondan sonra tuzunu ilave edip son kez zeytinyağını da katacağım. Kapatacağım artık. Bir 15 dakika bu şekilde kaynasın. Kapağını kapatmayın. Sulanmasın. Ara ara karıştırmayı unutmayın. Çünkü tenceremiz büyük olduğu için orta kısım kaynayacak. Kenarları kaynamayabilir. Böyle 2-3 dakikada bir gelip karıştırın. Dakikadır kaynıyordu. Artık yeterli. Ara ara gelip karıştırdım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Çok sulu da değil. Kahvaltılık bir sos olduğu için, yani kahvaltılarda tüketeceğimiz için çok sulu olmasın. Yani kapağını kapatmazsanız sulu olmayacaktır. Şimdi artık tuzunu ilave edip kavanozlara dolduracağım. Bir yemek kaşığı tepeleme dolusu. Şu birazcık daha ilave ettim. Yeterli. Tamamdır. Bir çay bardağı da zeytinyağı ilave edip altını kısıyorum. Kısa alıp kavanozlara doldurmaya başlayacağım. 3 çay bardağı toplamda zeytinyağı kullanmış oldum. Arzu ederseniz 2 su bardağına kadar da çıkartabilirsiniz. Tamamdır. Şöyle derince bir çorba kepçesiyle doldurabilirsiniz. Hemen hızlıca. Ben böyle 250 gramlık kavanozlara ve yarım kilolukları koyacağım. Böyle olduğu zaman en azından hemen çıkarttığınız 2-3 kere de bitebiliyor. Ama büyüklere koyarsanız bu sefer dolapta durdukça bozulabilir. Hepsini doldurup ondan sonra kapağını kapatacağım. O yüzden hızlı hızlı dolduruyorum. Ara ara karıştırın. Kapaklarım yeni ama ben gene de bir kere kaynattım. Şöyle temiz bir bezle önce etrafını siliyorum. Ve sıkıca kapatıyorum. Bu esnada çok sıkıca kapatın. Ve ters çeviriyorum. Bu işlemi hızlı hızlı yapın ki
soğumadan kapatın. Ben şu an çekim esnasında olduğum için bu şekilde oluyor. Yani kapatmak zorunda kalıyorum ama sizler hemen doldurup doldurup kapatın. Ters çeviriyorum. Soslarım hazır. Şimdi bu şekilde ters çevirdim. Kenara alacağım. 24 saat boyunca hiçbir şekilde dokunmadan kenarda dinlendireceğim. 24 saatin sonunda ben de sizlerle birlikte bir tanesini açacağım. Bakalım nasıl olmuş. Kıvamını ya da tutmuş mu tutmamış mı bütün ayrıntılarını 24 saatin sonunda birlikte göreceğiz. Kahvaltılık soslarını da tam 24 saat boyunca ters bir şekilde dinlendirdim ve normale çevirdim. Sizlere de tam kıvamını göstermek istiyorum. Kavanozun bir tanesini açacağım ve tam anlamıyla kıvamını görün. Şunu da belirteyim. Her konservede bunu belirtiyorum. Şu üst kısmı eğer ki böyle düzse, şöyle baktığınız zaman dümdüz, herhangi bir şişlik falan yoksa kavanozlarınız tutmuş demektir. Eğer ki şişse lütfen o kavanozları artık saklamayın. Hemen ya tüketin ya da atın. 24 saat içerisinde beklettikten sonra fark ederseniz kullanabilirsiniz. Ama birkaç gün geçtiyse belki bozulmuştur. Şimdi hemen bir tanesini açayım. Bu şekilde açmaya çalıştığımda açılmayacaktır. Bu da gayet güzel tuttuğunu gösterir gördüğünüz gibi. Şöyle bir bıçakla aralardan havasını alın. Tıs dediğinde zaten anlıyorsunuz. Bir kasenin içine alayım. Kıvamı gayet koyu. Rengi de çok güzel. Hafif de böyle yağlı. Ekmeği aldım geldim. Böyle güzelce üzerine sürüp size tüm ayrıntılarıyla göstermek istiyorum. Şöyle üzerine çok güzel kızarmış ekmeğin üzerine özellikle peyniri koyup üzerine de bu sosu koyarsanız gayet güzel oluyor. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.